Şey var mı? Merhem ilacı. İlaç tedavisi devam ediyor. Oradan bir yara aldı. Ama sadece dış kapağı kremi var. Solüsyon kullanıyor. Orayı temizliyorum her gün. Sabah temizledim. Bir de akşam temizleyeceğim. Arkadaşlar, bizim eski dostlarımızdan Mustafa geldi. Mustafa diyor ki illa diyor hocam bana ufak cins biraz daha çok büyük olmayan bir köpek. Vallahi dedim ha dedi bunlar dedi çok şey mi gelir Mustafa sana? Bahçem küçük. Bahçem küçük biraz. Bahçem 120-150 köpek istiyorsun civarında sen. Bahçeme göre bir şey arıyor. Yani bunlar için benim bahçem yetersiz gelir. Anladım. Şimdi derdimiz o. Anladım. Ama sen yıllardan beri her ırk köpek yaptın. Aşağı yukarı hepsinden besledim. Anladım. Vallahi bak evlat ben var burada şu siyah. Ben bağlı köpek sevmiyorum arkadaşlar. Derdim var. Ben evet. Bir köpeğe bir yere bağlayıp da ömür boyu onu orada tutmak istemiyorum. Salacağım bahçeme, eğitimini verdireceğim, okuluna göndereceğim. Bahçemde abi yesin içsin yatsın oynasın. Ben yesin, böyle istiyorum. Yatsın. İyi bakar mısın? Boğazına bakacağım boğazına. Tabii ki de demek. İçeri iyi bak. Börek, çörek, ekmek Mustafa'nın uzmanlığı. Onda sıkıntı yok. Börekçi dükkanı var. Arkadaşlar beni de mutlu eden bir proje sundu Mustafa. Onu bir anlatır mısın kardeşim hocam? Diyorum ki un alalım diyorum. İçine protein değerini artıracak malzemelerden şeker, koyalım, yağ, tuz. Neyse koyalım. Neyse koyalım diyorum. Ben orada küçük çörekler yapayım köpek başı. Hayvanlarımızla. Şöyle mesela büyük yapabilir misin? Nasıl yaparız? Aşağı yukarı yarım kiloluk yaparız. Yarım kiloluk yaparız. Her köpeğe bir adet günlük. Hem besinlerini almış olurlar. Yarımşar kilo yarımşar kilo. Tabii ki. Unumuzu alalım diyorsun. Unumuzu alalım. Katkı maddesini katalım. Katkı maddesine gerek yok. Ya katkı maddesi değil mi? Besin değerini yükseltmek. Yani o un, sadece un vermiş olmamak. Anladım. Bir şeyleri daha ilave edelim. Deneyelim diyorsun yani. Deneyelim. Bunlar da beğenecektir emin olun. Ne olur hem besinlerini alırlar. Hem ekonomik olarak da ekonomik olarak da yıpranmamış oluruz. Yani vallahi köpek sayısı çok aşırı fazla. Ben bu kadar beklemiyordum arkadaşlar. Ben de şaşkınım. Şimdi da ileride de var. İleride de göreceğiz tabii ki. Şey diyeceğim. Bir un çuvalı ne kadar şu anda? Şu anda bir un 220 lira. 220 lira. Evet, bunun 220. Düşükleri var mı? Bilmiyorum araştırırız. Mesela ama 190'ın altında zannetmiyorum. 190 tip 5 altında. Olur mu? Tip 5 dedikleri olur. Olur mu? Olmaz. Olmaz mı onlar? Kepeğe yakın bir şey olur. Kepek olur o. Yok yok tip un. 5 yallık olarak ondan yani aynı un gibi. Unun bir düşüğü. Bongalite falan değil. İşte kepek oranı yüksek olur. Denemek lazım. Yani un istiyorsan. Yani onu 150'ye falan alırsak ben sana söyleyeyim Mustafa. 150-160 eğer tip 5. Peki bir çuval undan 50 kilodan ne kadar ekmek çıkar? Kaç yani kilo? Birer kilodan yapsak aşağı yukarı 80-90 tane ekmek alırız. 80 o kadar çıkar değil mi? Evet. Oo iyi. Aşağı yukarıda o kadar köpek var herhalde. Evet onlara da yeter. Evet onlar bir çuval malzeme harcayacağız. Bir deneyelim. Sen ne zaman müsait oluyorsun ben fırın her mesela? Gün fırın. Öğleden sonra her gün müsaitim. Tamam. Arkadaşlar Mustafa ilk bir projeye imza atıyoruz. Fırında börek fırını değil mi? Börek fırını evet. Ekmek fırını da var senin. Ekmek fırınımız var. Fırında özel ekmekler yaptıracağız. Bakalım. Vallahi benim kafama yattı. Senin için de çok teşekkür ediyorum sana ayrıca. Ben teşekkür ederim. Bakalım. Deneyelim görelim. Çok teşekkürler. Ayağına sağlık. Bunu da çekip atacağız sonra o şeyi. Bir köpeklerin ekmeğini. İyi. Mustafa ayağına sağlık kardeşim. Ne demek? Ne demek? Vallahi çok sağ olasın. Var olsun. Değişik oldu. Böyle bizim için sarının yarın. Arkadaşlar sağ gözünde yarası tedavisi devam ediyor. Şu sağ gözünde iyileşiyor. Her geçen gün daha iyi olacak. Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Görüşürüz.